İkinci günden merhaba arkadaşlar. Bugün hava biraz daha kötü ama bu bizim meşhur Pontus Kral Mezarlığı'nı görmemize engel değil. Şu anda Amasya'da dünden beri çektiğim o karşıdaki dağ, Haşema Dağı'nın altında bulunan kral mezarlığına, Pontus Krallarının mezarlığına çıktım arkadaşlar. Burası 2022 itibariyle 8 TL'den giriş yapabiliyorsunuz. Müze kart geçersiz burada. Belediyeye ait bir tesis var. 300 tane basamak tırmanacaksınız. O yüzden engelli ve çocuklu aileler için cidden çok zor söyleyeyim. Bunu bilerek bu yola çıkın. Sonrasında da 3 tane sağ tarafta, 2 tane de sol tarafta olmak üzere 5 tane mezar sizi karşılayacak. Tabii küçük mezarlar da var ama kral mezarlarından bahsediyorum. Pontus Krallarının mezarları bunlar arkadaşlar. Birazdan detayları size paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu kısımda 1. Mitadales, 2. Mitadales'in mezarları var. Bir tane daha mezar var, şu an onu hatırlamıyorum. Buralar gördüğünüz gibi Dalyan'dakinden farklı olarak ya da Türkiye'deki diğer Mira Antik Kenti'ndeki de kral mezarlarından farklı olarak 360 derece etrafında dönebileceğiniz cinsten kral mezarları arkadaşlar. Bakın arka tarafında görüyorsunuz bir koridor var. Arka taraftan dönebiliyorsunuz ama şu an orayı kapatmışlar. Yine tabi duvar yazıları her zamanki gibi bizi mutlu ediyor. Gördükçe bizi mutlu ediyor. Yazanların elleri kırılsın. Onun dışında arkadaşlar şu anda içeride hiçbir şey yok. Bomboş kral mezarları. Sadece inanılmaz ikonik bir noktadan şehri izleyebiliyorsunuz bu açıdan. Asıl kısım o taraf. Orada yani Farnak'ın mezarı var. En önemli Pontus kralının mezarı var. Oraya gideceğiz. En eski kral mezarları buradaki sağ taraftaki 3 kral mezar. Çünkü bunların mimarisi açısından yapılışları biraz daha eski tip olduğunu burada anlayabiliyorsunuz. Çünkü Farnak'ın oraya gittiğim zaman göreceksiniz ki biraz daha Anadolu'daki sonraki dönemlerde gördüğümüz kral mezarlarına benzeyen yuvarlak tonozlu bir girişi var. Burası daha klasik tipten. Şimdi diğer tarafa doğru devam ediyoruz. Şimdi burayı anlatırken buranın tarihini de bilmek lazım arkadaşlar. Yani hangi dönemden izlerin kaldığını anlatmak gerekiyor. Şimdi bu Haşema Dağı'nda sadece Helenistik ya da Pontus dönemden eserler yok. Helenistik dönemden beri burası kullanılmaya başlanmış. Sonrasında Pontus döneminde kralların mezarları olarak yukarıda size ilk gösterdiğim kısım vardı. Aşağılara indikçe artık Osmanlı Beyliği işin içine girdiği zaman, Osmanlı Devleti girdiği zaman buraya onların da eklemeler yaptığını görebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz Osmanlı Hamamı ve Kızlar Sarayı da bunun bir tanesi. Şu anda onun kalıntıları var sadece. Bu da 2. Beyazıt döneminde yapılan eserler. Burada bir de geçit var. Hemen şu anda üstü kapalı giremiyoruz. Burada bir tünel var. Bu tünelden de işte kaçış tüneli olarak şu gördüğünüz alan kullanılmış arkadaşlar. Bu da işte kalenin altında çıkıp buradan artık bir şekilde artık nereye çıktığını bilmiyorum. Kapalı şu an göremiyorum. Burada da böyle bir tünel olduğunu söyleyebilirim. Danışment Gazi burayı fethettiği zaman da maalesef yukarıdaki Pontus mezarlarını da boşaltmış. İçindeki işte gömüleri ya da cesetleri ya da işte o kralın mezarlığına ölülerini atmış. Öyle olunca da şu andaki mezarlar bomboş. Diğer tarafa gitmeden önce de size de bu Osmanlı kısmını da göstermek istedim. Yani Amasya'nın daha önce de söylediğim gibi çok acayip bir olayı var. Siz karşıdan buraya baktığınız zaman aşağıda bir Helenistik kalıntıları görüyorsunuz. Üstüne Roma duvarlarını görüyorsunuz. Üstünde Osmanlı evlerini görüyorsunuz. Sonra tekrar bir keşif dönemde yapılmış surları yani hem Osmanlı döneminde hem Roma döneminde yapılmış surları görüyorsunuz. Sonraki kısımda Pontus Devleti'nin kral mezarlarını görüyorsunuz. Yani tek bir noktadan baktığınız zaman 3-4 tane medeniyeti tek karede görebiliyorsunuz. Bu açıdan Amasya gerçekten çok önemli bir özelliğe sahip. Şimdi daha önemli Farnak'ın mezarına doğru devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yolun sonundan devam ettikten sonra bu iki tane devasa mezar sizi karşılayacak. Biri burada, diğeri de ileride. Şimdi bu ilki bu 5 mezar içerisindeki en görkemlisi. Hemen arkamda gördüğünüz mezar 3. Mitidates'in mezarı. İnşallah doğru söylemişimdir. Biraz zor isimleri var. Arkalarında çok ilginç bir şey var. Az önce biraz bahsettim ama daha detaylı vereyim. 20 metrelik dehlizler var. Bunlar U şeklinde. Yani 360 derece. Siz bunun aslında etrafını dolanabiliyorsunuz ama şu an üzerini kapatılmış durumda. Oralara geçemiyorsunuz. Bu da o dönemdeki insanların ölülere de taptığını gösteriyor. Öldükten sonra kralları gidip işte bu dehlizlere girerek orada artık ibadet ediyorlarmış. Kendileri bir şekilde ona inanıyorlarmış. Ölülerine tapıyorlarmış. Öyle söyleyelim. Şimdi burayı da gösterdikten sonra hemen en önemlisi olan 1. Farnak'ın mezarına doğru devam ediyorum. Şimdi sırada bu mezarların en görkemli olanı var arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Farnak'ın mezarı.
Pontus'un son kral mezarı. Neden son? Çünkü maalesef Romalılar burayı işgal edince bu mezarın yapılması yarım kalmış ve bundan sonra da artık şehir Romalıların kontrolüne geçince de başka bir kral gelmemiş. Dolayısıyla onun mezarı da olmamış. Artık sağ tarafta görebileceğiniz en güzel ve en büyük mezar burası. Sadece tamamlanmamış bir mezardan bahsediyoruz. Bu da yine Danışment Gazi'nin burayı fethetmesiyle etkilenen yerlerden bir tanesiydi. Bunun içerisinde tabii kralın mezarı konulmamış. Sadece bu kral için yaptırılmış bir kral mezarı olduğu için son kral mezarı olarak kabul ediliyor. Artık tepedeki çekimimizi de bitirdikten sonra yine tekrardan şehir merkezine doğru devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi Amasya bize bu gezimiz boyunca 3 mevsimi sundu. Önce güneşli bir günle başladık, sonra yağmur yağdı, şimdi de kar var. Kar yağınca da ben artık kendimi yine sabah erken saatlerinde sokağa attım ve şu muhteşem şehri biraz daha kar altında fotoğraflamak istedim. Geldiğim noktada, bakın şu anda gördüğünüz bu güzel yolda Şehzadeler Yolu. Amasya için çok önemli bir yer burası. Halk için popüler bir nokta. Burası Romalılardan beri arkadaşlar yürüyüş yolu olarak kullanılan bir yer. Şu anda da zaten etrafında bir tarafında milli mücadelenin, dönemin önemli figürlerinin, diğer tarafında da Osmanlı şehzadelerinin ve sultanlarının böyle heykellerini görüyorsunuz. Amasya ile ilgili yöresel ve tarihsel önemli figürlerin de canlandırmaları da var. Çok güzel bir yol, zaten yalı boya evleri size eşlik ediyor. Burayı da mutlaka böyle bir gezin, baştan başa yürüyün. Zaten hani Amasya'da bunu her yerde göreceksiniz bu kısmı. Sadece burayı da özellikle yürümek ve huzurlu bir zaman geçirmek için kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben de öyle yapacağım. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış olan Amasya'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de Selçuklu dönemine ait birçok eseri de barındırması arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Gök Medrese 1260'lı yıllardan beri dimdik ayakta. Şehrin biraz daha nehirden uzak kısmında bulunuyor. Selçuklu mimarisine ait en güzel örneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten dışarıdaki işlemelerden ve o Selçuklu kapısı mimarisinden uzaktan gördüğünüz andan itibaren bunun bir Selçuklu eseri olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz da içeriye bakalım. Sonra diğer mekanlara doğru devam edelim. Müze zamanı diyoruz arkadaşlar. Bulunduğum yer Türkiye'nin ilk müzelerinden bir tanesi olan ve 1928 yılında kurulan Amasya Müzesi. Burası da şehir merkezinde bulunan diğer tarihi mekanlardan bir tanesi. Tipik bir müzede olduğu gibi, bir arkeoloji müzesinde olduğu gibi Amasya'nın tarihinde buraya iz bırakmış bütün medeniyetlerin izlerini bu müzede bulabileceksiniz. Tabii Gaherbi Galeri'de her bir döneme ait bilgiler, tasvirler, böyle işte canlandırmalar falan var. Eserler var. Şu anda 2022 itibariyle giriş ücreti 12,5 TL ama müze kartla buraya ücretsiz girebilirsiniz. Ve müzede arkadaşlar çok ilginç bir yer var. Burası Türkiye'nin en geniş mumya ailesinin, mumya heykellerinin sergilendiği müze arkadaşlar. Burada 7 tane cam mekan içerisinde 8 adet mumya sergileniyor. Yani herhalde bir tanesi iki parçadan oluşuyor. Burada bakın İzzettin Mehmet Pervane Bey, Cumadar Bey ve İşbuga Noin adı verilen bu tarihteki ünlü kişilerin yani 1320 yıllarında bunların kayıtları var. Bunların ailesini ve kendisinin mumya mezarlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunların buraya nakledilmesi de gerçekten çok zormuş ama şu anda çok ciddi ve önemli bir şey. İlk defa ben de Türkiye'de bir müzede mumyaları görüyorum arkadaşlar. Biraz ürkütücü bir şey. Bakın gördüğünüz gibi. Wow. Şu anda odada tek başım olduğum için biraz tırsmadım değil ama. Aman yarabbi, bu kadar yakından görebileceğimi hiç düşünmemiştim ama gerçekten çok ilginç heykeller. Bunun tam olarak dönemini anlamadım arkadaşlar ama Anadolu'nun bağımsız olduğu dönemdeki yani herhangi bir medeniyete ait bir iz bulunmuyor. Sadece bu insanların kim olduğunu zaten arkasındaki yazılarda da görebiliyorsunuz. Burayı da mutlaka görmeden müzeyi terk etmedim. Bu da işte en küçük çocuklarının, bebeklerinin ya da mumya heykelleri. Şimdi geldiğimiz yer arkadaşlar Anadolu'nun ilk akıl hastanesi. Burası Sabuncuoğlu Şerefettin'in
Bimerhanesi. Burası tıbbi amaçlarla, tedavi amaçlarla kullanılan bir yermiş. İlk kurulduğu zaman İlhanlar döneminde kurulmuş ama Selçuk döneminde artık biraz daha sağlık amacıyla kurulmuş. O zamanlar akıl hastanesine gelen delilerin ya da akıl hastalarını su ve müzikle tedavi etme gibi bir yöntem kullanılıyormuş. İçeri girdiğiniz zaman Sabuncuoğlu Şerefettin'e ait 170'ten fazla tıbbi eşyayı, uygulama araçlarını burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda kendisinin yazdığı iki kitabı da yine içeride görebiliyorsunuz. Bir tedavi yöntemi olan dağlama metodunu da yine burada görebilirsiniz. Şu anda da belediyenin ya da işte çeşitli kurumların yaptığı restorasyonlardan sonra da yine burası bir tıbbi müze olarak, bir nevi müze olarak kullanılıyor. İçeri girip gezebilirsiniz. Herhangi bir şey yok. Arkada da Türk müziğine ait güzel bir canlandırma da var. Güzel bir müzik dinletisi de yapılıyor. Şimdilik bu kadar. Bundan sonra da külliye doğru devam edeceğiz. Nehrin tekrar karşı tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bulunduğum yer Şehzadeler Müzesi. Burası Osmanlı tahtına çıkmış ve çıkmamış toplamda 13 şehzadenin eserlerinin, onlarla ilgili bilgilerin sergilendiği yer arkadaşlar. Alt katta 6 tane Osmanlı padişahı olmamış şehzadenin, üst katta da diğer 7'sinin, yani Çelebi Mehmet gibi, Yavuz Sultan Selim gibi yükselme döneminin sonuna kadar Fatih dışındaki birçok padişahın eserlerini ya da onlara ait bilgileri, eşyaları görebileceğiniz bir müze. Şu anda 2022 itibariyle müze kartı burada geçersiz. 10 TL'lik bir giriş ücreti var. Öğrenci de yok. Herkese fix fiyat. Şimdi içeriği de gördükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Türk İslam sanatları içerisinde en önemli sanatlarımızdan olan Hüsnü Hat adını verdiğimiz sanatın Resulü Hattat'ı olan Şeyh Hamdullah Amasyalı olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Şimdi bu arkamda gördüğünüz mekanda onun adıyla açılmış bir hat müzesi. Buraya geldiğiniz zaman Mısırlılardan Osmanlı medeniyetine kadar ki bütün hat sanatıyla ilgili bilgileri ve örnekleri bu müzede görebilirsiniz. 2022 itibariyle de bu müzeye giriş 8 TL, müze kartı da ücretsiz. Şimdi bu güzel eserleri görmeye girelim. Ve şehrin en ikonik yapısında sıra arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz 2. Beyazıt Külliyesi 1481 yılından 1486 yılına kadar 2. Beyazıt'ın tahta çıkmasının için yapılmış bir cami. Şu anda şöyle anlatayım size arkadaşlar. Gördüğüm en estetik camilerden bir tanesi. Muhteşem bir şadırvanı var. İnanılmaz görkemli. Burası tam bir külliye aslında. İçerisinde pek çok yapının da burada görebiliyorsunuz. Hem cami var, türbe var. Onun dışında birkaç tane de turistik öğeyi de bu yapı içerisinde barındırmışlar. İçeriden de görüntüleri gördünüz zaten. Görmeniz gereken bence en güzel camilerimizden bir tanesi. Şimdi de artık Amasya gezimizi yavaş yavaş noktalayacağız. Yolumuza devam edelim. Şimdiye kadar gördüğünüz bütün minyatürkleri unutun arkadaşlar. Çünkü ben hayatımda çok yer gördüm ama bu kadar etkileyici bir minyatürk görmemiştim. Şöyle anlatalım. 1914'ün Amasya'sını fotoğraflarla ve çeşitli görüntülerle baştan tasarlamışlar ve arkamda gördüğünüz müzenin içerisinde tamamen Amasya'yı bir nevi maket haline getirmişler. Gerçekten hani sabahtan akşama kadarki görüntüleriyle, seslerle, ışıklarla muhteşem bir ambiyans yaratmışlar. Maalesef telefonun ışığından çok çekemedik. Görüntülerde zaten şu an görüyorsunuz. O görüntülerle yetinmeyin. Buraya gelip orijinalini mutlaka görün. Zaten hemen 2. Beyazıt Camii'nin de bahçesinde bulunuyor. İçeriye giriş ne kadardı hocam? 10 TL'de 2022 itibariyle giriş ücreti var. Burayı kaçırmayın.